Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Merhaba. Hey, ben Blippi. Bugün bir sürü baloncukla birlikteyim. Baloncukları seviyorum. Peki ya siz? Evet. Bu bölümde sizlerle baloncukları çok iyi bilen biriyle tanışacağız. Evet. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Ne kadar güzel. Teşekkürler Blippi. Hey, bekle. Sen de kimsin? Aa, ben baloncuk uzmanı Megan. Baloncuk uzmanı mı? O da ne demek? Her tür baloncuğu yapabiliyorum. Oo, baloncuk mu? Baloncuklara bayılırım. Bana da gösterir misin? Tabii. Büyük baloncuklar yapabilirim. Oo, bu çok büyük bir baloncuk. Küçük baloncuklar da yapabilirim. Öyle mi? Ha, çok heyecanlıyım. Vay canına. Bakın bunlar küçük baloncuklar. Megan, büyük baloncuklar ve küçük baloncuklar yaptı. Ha, çok güzeldi. Deneyebilir miyim? Elbette. Tamam. Nasıl yapacağım? İstediğin bir baloncuk sopasını alabilirsin. Tamam. Şuna ne dersiniz? Aa, bu büyük bir çember. Merhaba. Şimdi ne yapacağım? Baloncuk karışımının içine daldırmalısın. Tamam. Ve iyice ıslandığından emin tamam. ol. Tamam. Başlıyorum. Ve sonra çıkartıp havada sallıyorsun. Vay canına. Bu harika. Sıra bende. 3, 2, 1. Wow. Aa, patladı. Hadi yine yapalım. 3, 2, 1. Wow. Yine yaptım. Bu harika. Vay canına. Bu çok küçük bir baloncuk. Baloncuk yapmayı seviyorum. Tüm bu ekipmanların bu kadar renkli olması çok güzel. Ha, bakın. Bunun rengi sarı ve yeşil. Buysa kırmızı ve mavi. Vay canına, çok güzel. Renkleri seviyorum. Peki baloncuk yaparken tüm renkleri baloncukların içinde görebildiğini fark ettin mi? Aa, evet, görüyorum. Gökkuşağına benziyor. Bu nasıl oluyor? Evet, ışık baloncuğa yansıyor ve kırılıyor. Böylece gökkuşağının farklı renklerini görebiliyorsunuz. Oo, gökkuşaklarını seviyorum. Gökkuşağının renklerini biliyor musunuz? Elbette biliyorum. Bunlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Oo! Renkler, gökkuşakları ve baloncuklar. Oo! Bu sopa üçgen şeklinde. Bu sopa bir yıldız. Bu sopa bir kare. Bu sopa bir kalp. Bu sopa bir çiçek. Yaptığımız bütün baloncukların yuvarlak olduğunu fark ettiniz mi? Evet. Neden ki? Çünkü hangi şekli kullanırsanız kullanın, baloncuklar daima daire şeklinde olur. Çünkü daire baloncukların oluşmasını sağlayan en uygun şekildir. Aa, şimdi anladım. Çok güzel. Aa, bir saniye. Baloncuk sihri kullanırsak işler değişir. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Vay canına. Hey, sana özel bir baloncuk yapacağım. Öyle mi? Nesi özel olacak ki? Bir böcek baloncuk yapacağım. Aa, gerçekten mi? Ne tür bir böcek?
Sana birkaç ipucu vereyim. Tamam, ben hazırım. Pekala. Yerde sürünmeyi sever. Tamam. Ve sebze yemeyi sever. Ben de sebzeleri severim. Ayrıca büyüyünce şekil değiştirir. Başkalaşım mı? Hangi böcek olduğunu biliyorum. Evet, bu bir tırtıl. Doğru bildin Blippi. Tamam, hadi tırtılı görelim. Pekala. Önce mavi çember sopamı ve sarı pipetimi almalıyım. Vay canına. Harika. Vay canına. Bir baloncuğu diğer baloncuğun üstüne koyuyorsun. Doğru. Bir baloncuk daha. Şu anda birbirine bağlı 3 baloncuğumuz var. 1, 2, 3. 4. Vay canına. Bir tane daha. 5 yuvarlak. 4 yuvarlak baloncuk var. Çok güzel. Vay canına. Bence tırtıllar çok havalı. Çünkü başkalaşım geçiriyorlar. Hey! Hangi böceğe dönüştüğünü biliyorum. Evet. Başkalaşımdan sonra kelebeğe dönüşüyorlar. İşte başlıyoruz. Kelebek baloncuklar. Tırtıl baloncuklar. Şuna bakın, bu bir bulut baloncuk. Patlatabilir miyim? Hadi yapalım. Balon patlatmayı çok seviyorum. Evet. Çok büyük bir baloncuk. Bugün baloncuklar hakkında çok şey öğrendik. Sopaların renklerini, baloncukların renklerini, sopaların şekillerini ve bazılarının çok büyük, bazılarınınsa çok küçük olduğunu gördük. Ama o küçük sevimli böcekleri de unutmayalım. Bu da ne? Sana çok büyük bir baloncuk sopası getirdim. Büyük baloncuklara bayılırım. Ne yapacaksın? Bu bir sürpriz. Tamam, sürprizleri severim. Ama önce tam ortasında durman gerekiyor. Tamam. Şimdi gözlerini kapat. Tamam. Şimdi gözünü aç. Vay canına, şuna bakın. Bir baloncuğun içindeyim. Bu harika. Tekrar yapabilir miyiz? Tabii ki. Pekala, başlıyoruz. Bir baloncuğun içinde yüzüyorum. Evet.
Vay canına, bu da ne? Bu bir gökkuşağı topu. Aa, gökkuşağı topu mu? Bakalım nasıl çalışıyor. Pekala. Önce içini açıyoruz. Oo! Sonra da döndürüyoruz. Oo! Bir sürü baloncuk yapıyor. Buna neden gökkuşağı topu dediğini anladım. Çok renkli olduğu için, öyle değil mi? Bu doğru. Bugün bize baloncukları anlattığın için teşekkür ederiz Megan. Beni çağırmana çok sevindim Flippy. Pekala, harika. Görüşürüz. Hoşça kal. Baloncuk gibi dans ediyorum. Pat. Sizlerle baloncuklar, şekiller, renkleri, boyutlar ve böcekleri yakından tanımak eğlenceliydi. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı aratmak. Adımı yazmaya ne dersiniz? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harikasınız, pekala. Sonra görüşürüz. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba. Vay canına, şu canavar kamyona bakın. Bugün çok eğlenceli bir şey yapacağız. Hadi biraz zıplayalım. Ve renkli yumurtalar bulalım. Hadi gidelim. Etrafta sarı bir yumurta görüyor musunuz? Evet, sarı bir yumurta olmalı. Aa, işte burada. Harika! Sarı yumurtayı buldunuz. Hadi bakalım. Birkaç yumurta daha bulalım. Pembe bir yumurta görüyor musunuz? Pembe yumurta nerede? İşte burada. Pembe yumurtayı bulduk. Harika. Hadi birkaç yumurta daha bulalım. Vay canına, çok büyük bir atlayıştı. Büyük demişken, büyük bir yumurta görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Aa, işte burada. Vay canına. Şu büyük ve yeşil yumurtaya bakın. Harika. Pekala. Bence birkaç yumurta daha bulmalıyız. Mavi bir yumurta görüyor musunuz? Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Aa! İşte orada. Evet. Bu mavi bir yumurta. Harika. Bir tane daha bulduk. Hadi devam edelim. Vum, vum, vum.
bir yumurta görüyor musunuz? Rengi turuncu. Aa, işte orada. Harika, bir yumurta daha bulduk. Bu yumurtanın rengi turuncu. Buralarda bir yumurta daha olmalı. Ha. Oh, işte orada. Evet. Bakın, bir yumurta daha bulduk ve bu yumurtanın rengi mor. Pekala. Evet. Tebrikler. Bir sürü renkli yumurta bulduk. Hadi topladığımız yumurtalara bakalım. Burada mavi bir yumurtamız var. Vay canına, mavi yumurta. Hmm, pekala. Ve pembe bir yumurtamız var. Uuu, pembe yumurta. Ve mor bir yumurta var. Mor yumurta. Ve bir bakalım. Turuncu bir yumurta. Vay canına, turuncu. Ve bugün bir yumurta daha bulduk. Sarı yumurta. Sarı. Ve son olarak yeşil bir yumurtamız var. Vay canına. Bu yeşil yumurta çok büyük. Acaba bu büyük ve yeşil yumurtanın içinde ne var? Hadi kırıp içine bakalım. Bakın, bu peluş bir Blippi oyuncağı. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var, bize katılın çocuklar. Blippi. Öğrenecek çok şey var, bize katılın çocuklar. Blippi. Bir nokta dönüşlü yükleyici. Arkadaysa gerçek bir nokta dönüşlü yükleyici var. Vay canına. Çok büyük. Büyük. Küçük. Büyük. Küçük. Bir de buna bakalım. Aa, bu bir kazıcı yükleyici. Ön kepçe ve arka kepçe. Evet yaprak, buraya gel. Aa, biraz daha toplayalım. Buysa, evet, bir beton mikseri. Vay canına. Beton mikseri lastiğin üstünde. Bakın,
Wow! İşte iu iu iu. Ha? Bu bir damperli kamyon. Hadi damperli kamyona bir şeyler yükleyelim. Oo! Şu üç oyuncağa bakın. Bu ön yükleyicili bir kepçe, bu bir ekskavatör ve hayır, ön yükleyicili kepçe bu. Birbirine karıştırdım. Bu bir buldozer. Ama bu ön yükleyicili bir kepçe. Aa, şunlara bakın. Buraya gelin. Vay canına. Şunun büyüklüğüne bakın. Gerçekten çok büyük. Bakın, bu çok küçük. Küçük ekskavatör, büyük ekskavatör. Pekala, buraya gelin. Burada kal ekskavatör, tamam mı? Vay canına, bakın. Ön yükleyicili kepçe. Çok ince. Ve bu da onun oyuncağı. Ama bu, gelin. Oo, bu çok büyük. Bu gerçek bir ön yükleyicili kepçe. Bu da ne? Vay canına. Bu bir buldozer. Ve çok büyük. Bu da buldozer oyuncağı. Benimle inşaat makinelerini öğrendiğiniz için teşekkür ederim. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, blippi. Öğrenecek çok şey var, bize katılın çocuklar. Blippi. Öğrenecek çok şey var, bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba, ben Blippi. Bugün sizlerle spor arabaları yakından tanıyacağız. Şimdi mavi spor arabanın içindeki parçalara bakacağız, tamam mı? Ama her şeyden önce güvenlik geliyor. Emniyet kemerimizi takmalıyız, değil mi? Evet, tıpkı normal bir araba gibi spor arabada da emniyet kemeri takmalıyız, değil mi? Pekala. Hah, şimdi de kapıyı kapatalım. Aa, ne kadar ilginç bir kapı. Şu arabaya bakar mısınız? Arabanın içi siyah renk. Vay canına. Elimdeki şey de ne? Aa, bu bir direksiyon. Ve aklınıza direksiyonu olan başka araçlar da geliyor mu? Aa, evet. Traktörün de direksiyonu var. Canavar kamyonun da direksiyonu var. Golf arabasının bile bir direksiyonu var, değil mi? Ah, kazıcı yükleyicinin de direksiyonu var. Geminin bile direksiyonu var, evet. Çok komik. Şuna bakın. Bu bir navigasyon sistemi. Böylece spor arabanızı sürerken nereye gittiğinizi anlayabilirsiniz. Şunları gördünüz mü? Bunlar vites kulakçığı. Arabayı böyle döndürüyorsun. Pekala.
Şimdi de mavi spor arabanın dışındaki parçalara bakalım. Gelin. Oo, şuna bakın. Vay canına. Büyük bir tekerlek ve lastik. Çok büyük. Şuna bakın. Bu kadar büyük. Vay canına. Mavi freni gördünüz mü? Bu arabaların çok hızlı gittiğini duydum. Arabayı durdurmak için büyük güçlü frenlere ihtiyaç var. Bakın. Vay canına. Rengi gerçekten çok mavi. Şuna bakın. Mavi renge bayılırım. Tıpkı gömleğimde, şapkamda ve ayakkabımda olduğu gibi. Oo, şuraya bakın. Oo, araba tüm gücünü motorundan alıyor. Hadi kaputu açalım. Vay canına. Şuna bakın. Kapı dikey olarak açıldı. Oo, bu çok çılgınca. Pekala, şimdi kaputu açacağım. Evet. Şimdi motora bakalım. Oo. Bir saniye. Burada hiçbir şey yok. Bu çok komik. Ah, tabii ya. Spor arabaların motorları arka taraftadır. Pekala, hadi bakalım. Vay canına. Motoru çok büyük. Burada V12 var. V12. Bu çok güçlü bir motor. Pekala. Devam edelim. Şuna bakın. Vay canına. Burası egzoz. Burada büyük bir egzoz var. Motordan gelen gaz işte buradan çıkıyor. Bunu gördünüz mü? Arabaya yakıtını buradan koyuyorsunuz işte. Arabayı serinletmek için gereken hava da buradan içeri giriyor. Çok havalı. Bakın. Burada bir bebek koltuğu var. Çok komik. Ve son olarak farlara bakalım. Vay canına. Görünüşe göre iki farı var. Bir, iki. Vay canına. Vay. Sizlerle spor arabaları yakından tanımak çok güzeldi. Sven'i de sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bize izin verdiğin için çok teşekkür ederiz Sven. Çok havalı değil mi? Hadi bakalım, hoşça kalın. Ama sahile gelmişken yüzmeden olmaz. Öyle değil mi? Hadi bakalım çocuklar. Eğlence burada. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba. Ben Blippi. Bu kaseyle güzel müzikler yapıyordum. Beğendiniz mi? Çok komik. Ama bugün müzik yapmayı öğrenmeyeceğiz. Evet, kil yapmayı öğreneceğiz. Şuna bakın şimdi. Kil. Evet. Elimdeki tüm bu renklere bakın. Evet. Bakın. Oynaması çok eğlenceli. Bunları yuvarlayarak farklı şeyler yapabilirsiniz. Bakın. Bir beyzbol topu yaptım. Vay canına. Pekala. Hadi renklere bakalım. Burada turuncu, beyaz, mavi,
mor, yeşil, kırmızı, siyah ve açık mavi var. Ohoho! Ve bugün sizlerle bunlardan yapacağız. Evet, ve bu tarifle siz de evde bir yetişkin ne yapabilirsiniz? Evet, ve yaptıktan sonra bir güzel düzleştirip bunlardan alırsınız ve sonra da kesersiniz. Belki birkaç kelime de yazarız. Belki bir helikopter yaparız. Oh, çok eğlenceli olacak. Pekala, ilk olarak kilin tüm malzemelerini alalım. Ve işte böyle. Sonra da tarife başlayalım. Önce bir kase bulmalıyız. Ve sonra yerinizde olsaydım bir yetişkinden yardım alırdım. Çünkü etraf çok dağılabilir. Çok fazla malzeme var. Evet, pekala. İlk olarak bir bardak un koyuyoruz. Oh, evet. Hadi açalım bakalım. İşte oldu. Tam olarak dolmasına gerek yok. Evet. İşte bir bardak un döküyorum. Oo! Vay canına. Bu yapacağımız kilin temelini oluşturacak. Pekala. Tamam. Şimdi bir bakalım. 1/4 bardak tuz. Evet. Etraf dağılmaya başladı bile. Evet. 1/4 bardak. Ve sonra biraz tuz alıyoruz. İşte böyle. Harika. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Oo! Harika. Pekala. Bunu tekrar kapatalım. Ve sonra da bir çay kaşığı krem tartar koyacağım. Aha, ne komik bir isim. Ha? Çok eğleniyorum. Krem tartar. Bir çay kaşığı. Aa, bir sürü var. Tamam işte oldu. Koyalım. Bunu birazdan karıştıracağız. Ama şu anda... bütün malzemeleri koymalıyız. Ve yarım çorba kaşığı sıvı yağ. Pekala. Oh, şu anda... Etraf biraz dağılabilir. Tamam. Harika. Pekala. Kapağını kapatalım. Etrafa dökülmesin, değil mi? Yoksa her şey berbat olur. Evet. Şimdi yarım bardak H2O koyuyoruz. H2O'nun ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. Su. Suya bayılırım. Pekala, yarım bardak. Harika. Evet. Hey, şuna bakın. Onu kapatmayı unutmuşum. Kapatsak iyi olur. Pekala. Her şeyi kenara alalım. Çünkü artık karıştırmaya hazırız. Ama önce biraz renk katmalıyız. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ama şu anda yeşil rengimiz olsa da bence bir yeşil daha yapmalıyız. Bu biraz daha açık renk olacak. Hadi şunu açalım. Ve biraz yeşil dökelim. Ne kadar koyulacağını bilmiyorum ama bu çok fazla olmalı. Ve sonra da biraz sarı ekliyorum. Evet, bu sayede daha açık bir yeşil elde edeceğiz. Kapatalım. Vay canına, eğlenceli bir tarifti. Ama şimdi bunu karıştırmalıyım. Oo, çok iyi görünüyor. Vay canına. Görüyor musunuz? Vay canına. Tamam, karıştırmaya devam edeceğim. Ohohoho, evet, başardık. Oo, şuna bakın,
Vay canına. Oo, ev yapımı kil. Yeşil tonu ne kadar güzel, öyle değil mi? Harika. Acaba siz evde önce hangi renk yapacaksınız? Sonrasında bunlarla yapacağınız şeyler çok eğlenceli. Ezerek düzleştirebilirsiniz. Bakın şu numarayı izleyin. Nereye gitti? Çok komik. Hadi çıkartalım. Oo, mükemmel. Şimdi bunları kullanabiliriz. Evet, kurabiye kalıplarına benziyorlar ama şu anda kurabiye yapmıyoruz. Bunu yemeyeceğim. Tamam mı? Pekala. Evet. Aa, evet, bu uçağı hatırladınız mı? Evet, şuna bakın. Şimdi bunu aşağı itelim. Oo, bakın. Bir uçağı çıkarttık. Ama önce şunu çıkartalım. Vay canına. Evet, çok iyi bir iş çıkarttık. Vay canına. Uçağımızı buraya bırakacağım. Şimdi de elimizdeki tüm renkleri çıkartalım. Tamam mı? Sonra da farklı bir şeyler yapalım. Tamam. O zaman yeşil rengi bırakalım ve burada bir uçağımız var. Ne yapsak? Aa, bazı harfler var. Bir U. Köpeğimiz var. Hof, hof. Benimle köpek taklidi yapar mısınız? Hazır mısınız? Hav, 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 hav. Aa, çok güzel. Köpekler çok sevimli. Tamam, mavi bir köpek yapalım. Çok tuhaf olacak değil mi? Tamam, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kili bir güzel düzleştiriyoruz. Pekala. İşte oldu. Bastıralım. Ha, evet. Oo, şuna bakın hele. Kenarlarından ayıralım. Vay canına. Ve şimdi... Oo, oho, çok komik. Bakın bu da ne? Evet. Küçük bir kuçu. Hop 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 hop. Hop hop hop. Tamam, seni kurtaracağız. Seni şuraya alalım. Harika. Tamam. Bir kuşu ve bir uçak. Harika. Hey, bence şimdi harfleri kullanalım. Bir şey yazabiliriz. Tamam mı? Burada bir B, bir P, bir I, bir L, bir B, bir P, bir I ve bir L. Sizce bu harfleri kullanarak ne yazabiliriz acaba? Bir B, bir P, bir I ve bir L. Buldum. Evet, benim adım. Blippi. Evet, adımı sadece bu dört harfle yazabiliriz değil mi? Bakın şöyle olacak. Bir B, bir L, bir I olacak. İki P yapacağız ve sonra bir I daha yapacağız. Harika. Hadi bakalım başlayalım. Önce renkleri seçmeliyiz. Hadi şu mavi rengi kullanalım. Evet, işte oldu. B harfimizi yapalım. Harika. Oo, gerçekten çok güzel olacak. Evet, bunlardan varsa siz de kendi adınızı yazabilirsiniz. Tamam, şimdi de mor kullanalım. Pekala, burada mavi bir B harfimiz var. Evet, evet, tamam. L harfimizi de yapalım. Oo, güzel. Çok güzel bir L harfi oldu. Evet. B, L, şimdi de
bir iyi yapmalıyız. Nasıl görünüyor? Evet. Oo. Tamam. B, L, İ. Evet. B, L, İ. Sonraki harf nedir? Evet. P. Evet ve iki tane yapmalıyız. Çok heyecanlı. Evet, en sevdiğim iki renkten biri. Evet, yani turuncu. B, L, İ. P. Bir P daha lazım. Bu kez siyah renk kullanacağım. Çok eğleniyorum. Çok soğuk bir yapısı var değil mi? Bir P daha. Evet. Ve şimdi işte oldu. B, L, İ, P, P. Sonraki harf nedir? B, L, İ, P, P. Evet, İ. Hadi bu parlak kırmızıyı kullanalım. Pekala, başlıyorum. B, L, İ, P, P, İ. İşte oldu. Nasıl görünüyor? B, L, İ, P, P, İ. Evet, harika oldu. Tamam, bunları şimdi buraya alalım. Köpek ve uçağın yanına. İşte oldu. Pekala. Hadi bir şey daha yapalım. Hey, hazır bu şablon ve kurabiye kalıplarımız varken... Bunların birçoğunu kullanabilirsiniz değil mi? Bir yıldız, bir kalp veya bir kelebek yapabilirsiniz. Evet, ya da başka aletler kullanırsınız. Evet, mesela bir kaşık ya da çatal. Şuna bakın, çatalı alıp bahçedeymiş gibi evet yapabilirsiniz. İşte böyle. Evet. Toprağı havalandırmalıyız. Bu sayede bitkiler ekeriz değil mi? Vay canına. Ama küçük parçalarla etrafı dağıtıyorum. Şuna bakın. Bu öğrendiğim havalı bir yöntem. Gördünüz mü? Ezerek birçok parçayı toplayabilirsiniz. İşte böyle. Evet. Çok eğlenceli değil mi? Tamam. Şimdi şuna bakın. Hey. Henüz bu yeşili kullanmadık. Kaşığı alıyoruz... Ve işte böyle kaşıklıyoruz. Yarım daire olana kadar devam ediyoruz, tamam mı? Bu şekilde tam bir daire yapabilirsiniz. Hadi deneyelim. Hazır mısınız? Evet. Bakın. İşte oldu. Oho, bakın. Bir daire oldu. Vay canına. Sonra elinize alın ve yuvarlayın. Evet, bakın. Basketbol topuna benziyor. Çok komikti. Sizlerle kil yapmak çok eğlenceliydi. Benimle kil yaparken eğlendiniz mi? Evet, gerçekten çok eğlenceliydi. Evet, kurabiye kalıplarıyla killerden bir... Uçak yaptık. Evet. Sonra bir köpek yaptık. Hav, 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 hav. Ve adımı yazdık. Blippi. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? Hazır mısınız? B. O. L. İ. P. P, İ, Blippi. Pekala. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Merhaba. Ben Blippi. Bu dinozor oyuncağıyla oynuyordum. dinozorları çok seviyorum. Siz dinozorları seviyor musunuz? Evet, çok havalılar değil mi?
tut tut. Evet. Ve hepsinin birbirinden farklı görünmesi de çok güzel. Evet. Oo. Evet, dinozorlar önceden dünyamızda yaşıyordu. Bunu nereden mi biliyoruz? Evet, çünkü insanlar onların fosillerini buldular. Evet, binlerce dinozor. Harika değil mi? Evet. Fosiller, bitki, hayvan ve dinozorların çok uzun yıllardan kalan kalıntılarıdır. Evet, dinozorları seviyorum. Bugün sizlerle dinozorları tanıyacağız ve belki bu bölümde birkaç fosil de buluruz. Hup, 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 hup. Aa, şuna bakın. Evet, elimde bir kova dolusu kum var. Bu kumların hepsini dışarıdan topladım. Kumun içinde nelerin olduğunu görmek için bu aletleri kullanmalıyız. Belki bir fosil buluruz. Evet, şimdi bunun için bir büyüteç kullanacağız. Oo! Her şeyi daha yakından görmemizi sağlayacak bu. Oo, küçük bir sopamız var. Evet. Evet ve minik bir küreğimiz var. Böylece kumları küreyebileceğiz. Oo! Ve şuna bakın. Bu bir fırça. Böylece daha ince işlerle uğraşabileceğiz. Fosilleri kırmak istemeyiz. Pekala. Bakalım burada ne varmış. Evet, bolca kum. Bence kürek ve çubuğumuzu alalım ve kazmaya başlayalım. Tamam. Evet, iyice kazmalıyız. Kumu güzelce kazalım. Evet, işte böyle. Ah, evet. Sanırım bir şey gördüm. Ah, şunu gördünüz mü? Ah, evet. Sanırım bir fosil buldum. Evet, rengi gri. Ah, ilginç. Oo, bakın. Evet, arkeologlar bunu yapmayı çok sever. Onlar bir sürü fosil buluyorlar. Belki siz de bir gün arkeolog olursunuz. Oo, şuna bakın. Evet, tüm bu fosilleri bulduk. İşte buradalar. Aa, evet, bir tane daha var. Vay canına. Şuna bakın. Hadi süpürelim. Evet. Vay canına. Dişe benziyor. Alt çene dişi olabilir. Oo! Çok havalı. Pekala, şunu boşaltayım. Temiz ve düzenli olmalıyız. Şimdi fosilleri biraz inceleyelim. Oo! Bu çok ilginç. Bu bir böcek fosili olabilir. Bilmiyorum. Bir tür dinozor da olabilir. Evet, dinozor. Aa, bilmiyorum. Bir dinozorun herhangi bir parçası olabilir. Ama hiçbir fikrim yok. Bunun ne olduğunu biliyorum ama. Evet. Vay canına. Bu kesinlikle bir fosil. Bir göğüs kafesine benziyor. Bakın. Evet. Bu çok küçük bir dinozorun göğüs kafesi. Evet. Bu bir göğüs kafesi. Dinozorun büyüklüğü yaklaşık bu kadar olmalı. Vay canına. Merhaba. Hey. Tamam. Bakalım burada ne varmış. Oo. Ha. Çok ilginç. Bir tür taşa benziyor. Kim bilir? Vay canına. Şuna bakın. Bu su altından gelen bir dinozor gibi. Evet. Çok pürüzsüz ve parlak. Ha, bir deniz kabuğuna benziyor. Evet, deniz kabuğu. Bilemiyorum. Aa, sizlerle fosil aramak çok eğlenceliydi. Evet. Belki bir gün siz de bir kumsala gidip etrafı kazarsınız ve bir sürü fosil bulursunuz. Nasıl ama? Oho! Çok havalı. Oo! Fosiller için toprağı kazmayı ve süpürmeyi çok seviyorum. Evet, dinozorları çok seviyorum. Siz dinozorları seviyor musunuz? Evet, çok havalılar. Vay canına, şu dinozorlara bakın. Oo! Arr. Hey,
Şuna bakın. Bunun hangi dinozor olduğunu biliyor musunuz? Evet, bu bir T-Rex olmalı. Evet, Tyrannosaurus Rex. Vay canına, ne kadar korkunç bir dinozor. Bu dinozor et yiyor. Evet, diğer dinozorlar da. Onlara etobur deniyor. Evet, eğer etobursanız et yersiniz. Evet, ve T-Rex de kesinlikle bir etobur. Çünkü çok iri ve keskin dişleri var. Oo, şuna bakın. Bu bir Brontosaurus. Oo, ne kadar sevimli bir dinozor. Uzun boynuna bakın. Vay canına. Uzun boynuyla ağaçların tepelerine kolayca ulaşabilir. Ve bolca yaprak yiyebilir. Evet, Brontosauruslar otoburdur. Eğer sadece bitki yiyen bir dinozorsanız bir otobursunuzdur. Evet, tıpkı Brontosaurus gibi. T-Rex etobur. Brontosaurus otobur. Bence şimdi dinozor şarkısını dinlemeliyiz. Evet. Yıllar önce yeryüzünde biz yaşamazken daha başka tür yaşardı ormanda bu şarkı onlara. Dinozor, dinozor, çok güzel bir dinozor. Dinozor, dinozor, tarih öncesi dinozor. Stegozorlar daha büyüktü fillerden, ama beyinleri bir mercimek kadardı. Triceratops'un tam üç boynuzu vardı, bunlar korunmaya yarardı. Brachiozorların upuzundu boyunları, ama kafaları küçücük. Pterodaktil uçardı gökte, kanatları ne kadar büyük. Üstelik ayaktayken onu geçemezdi bir zürafa. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Raptor hızlı ve zekiydi, avlanırdı kurtlar gibi. Elasmazorlar kral sayılırdı derin denizlerde. Ankilozorların çekiç gibiydi kuyrukları, titan kadar sağlamdı. Dinozorların dikenleri vardı ve dişleri timsah gibi kocamandı. Ho! İşte Tyrannosaurus Rex, kral dinozor oydu. Ayakları dev gibiydi, çok güçlü kükrüyordu. Çok büyük, iri, kudretliydi. Dişi kılıç gibi keskindi. Ama kısacık kollar onu hep zorlar, bir yere özenemezdi. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Dinozor, dinozor, tarih öncesi dinozor. Dinozor şarkısı harikaydı değil mi? Evet, dinozorları seviyorum ve dans etmeyi de seviyorum. Siz de dans etmek istediniz değil mi? Evet, bir fikrim var. Neden bir dinozor seçip onun gibi dans etmiyoruz? Uhuhu! Peki,
hangi dinozor? Aa, evet, T-Rex'e ne dersiniz? Evet, şimdi size bir T-Rex gibi dans etmeyi öğreteceğim. Önce ellerinizi burada tutacaksınız. Kolları pek uzun değil. Sonra pençeleriniz varmış gibi yapacaksınız. Ve sonra kükrüyorsunuz. Pekala. Evet, müzik başlasın. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor, 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 tarih öncesi dinozor. Sizlerle dinozor gibi dans etmek ve dinozorlar hakkında yeni şeyler öğrenmek çok eğlenceliydi. Ama bugünlük bu kadar. Daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken ne biliyorsunuz değil mi? Adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Pekala. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın.